Erken Teşhis'ten, BBN Türk'ten herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda bize çok değerli bir hocamız eşlik edecek ve ortopedi ve travmatolojide erken teşhisi konuşmaya çalışacağız. Peki bizlere kim eşlik ediyor? Operatör doktor Cafer Ayata beyefendi bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bir anda kışa uyandık hocam. Evet. Bir anda evet. Her yer bembeyaz oldu. Evet, evet. Havalar güzelken pek inanmıyorduk bu haberlere ama Evet. Bir anda uyanınca evet çetin bir kış galiba bizi bekliyor. Evet ama çok mutluyuz. Uzun süredir beklediğimiz yağış geldi. İnşallah ova karla dolsun. Yeraltı sularımız biraz canlansın. Bitkiler bir donsun, tarlalar donsun. İnşallah sonu iyi olacak, çok mutluyuz. Evet. Peki Cafer Hocam, şimdi kıştan bahsediyoruz. Kışın kendine has özellikleri var, virüsler gibi. Başımızda bizim de var bir tane virüs ve bir senedir Evet. De bizimle uğraşıyor neredeyse. Evet, evet maalesef. Nasıl geçirdiniz bu dönemi, nasıl geçiriyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz, bir yıldır virüsle uğraşıyoruz. Evet. Branşımız itibariyle aslında direkt koronavirüs tedavisi yapmıyoruz. Ama çok yakından etkilendik. Ortopedi hastaları gelemedi. Randevu almak isteyenlere erteleyebildiğiniz kadar erteleyin dedik. Acillere baktık. Ameliyatlarımız azaldı. Hastalarımız gelemedi. Böyle gidiyor. Hatta kendimiz de geçirdik. Çok şükür ki çok evde geçirdik bir süre önce. Şimdi aşılarımızı da olduk. Daha güçlüyüz diye düşünüyoruz inşallah. Umarız aşılarla beraber bu tünelin sonu gözükecek gibi i̇nşallah, beraberce çıkarız inşallah. Evet. Peki Cafer Hocam, şimdi ortopedi ve travmatoloji hastaları bundan etkilendi diyoruz ama çoğu insanın aklında ya bir problemim var, bacağım ağrıyor ama ortopediye mi gitmeliyim Evet. Yoksa şu bölüme mi gitmeliyim diye büyük soru işaretleri var. Evet. Özellikle sağlıkla böyle spesifize olduğundan ve bölümler artık ayrılmaya başladığından kaynaklı da insanların kafası karışmış durumda. Evet. Bir ortopedi uzmanı, travmatoloji uzmanı ne yapar? Evet, güzel bir başlangıç olacak. Evet. Ortopedi kelime olarak Latince kökenli bir kelimedir ve güzel çocuk anlamına gelir. Güzel çocuk güzel anlamına çocuk. Gelir. Evet. Anlamı bu. Bir de bizim branşımızda travmatoloji bölümü var. Travmatoloji de Türkçedeki darbe, kaza anlamına gelir. Dolayısıyla bizim branşımız hem vücut bütünlüğü, güzelliği, kol bacakların doğru konumlandırılması, şekilleri, kısalık, uzunluk gibi durumları, hareket kabiliyetleri vesaireyle bir bölümü, bir bölümü de kazalar, kırıklar, çıkıklar, yaralanmalarla ilgilenmekte. Yani çok genel bir popülasyona hizmet eden, Evet. Genel bir popülasyona kapılarını açan bir bölümden bahsediyoruz. Çok doğru, tabii ki. Görev alanımız doğumda başlıyor, ölümle bitiyor. Evet. Sıfırdan sonuna kadar. Evet, sıfırdan yüze kadar. Her yaş insanla uğraşıyoruz. Kesinlikle. Evet. Peki Cafer Ayata buraya kadar nasıl geldi? Yani ortopedi ve travmatoloji uzmanısınız hocam. Evet. Neden ortopedi ve travmatoloji? Evet. Evet, tabii ki tıp fakültesini okuduğum sıralarda branşları tek tek dolaşıyoruz. Staj yapıyoruz biz 5. sınıfta, 4. sınıfta. Oradan herhalde kendime daha yakın gördüm bu branşı. Belki abilerimiz, hocalarımız daha iyi anlatmış olabilirler ortopediyi, daha iyi göstermiş olabilirler. Öyle seçtim. Evet. Peki hocam, ortopedi hepimizi yakından ilgilendiren bir bölüm aslında. Artık ne olduğunu da daha iyi biliyoruz. Güzel bir çocuk demekmiş. Evet. Bu noktada özellikle ortopedi ve travmatolojide erken teşhis deyince akla ne geliyor? Aslında her yaşla uğraştığımız için her yaşın sorunları farklı. Çocuklukta, bebeklikte, erişkinde, yaşlıda, orta yaşlıda her bölümün sorunları farklı. İsterseniz aşama aşama gidelim. Tabii ki. Bebeklik çağından başlayalım. Buyursunlar. Doğmuş bir bebeğin ilk muayenesinde çocuk hastalıkları uzmanları kol, bacak ve omurga muayenesini yaparlar. Ve bazıları için bizden konsültasyon isterler. Normalde en ufak bir sapma olursa bedeninde, yapısal bir bozukluk olursa, eksiklik olabilir, fazlalık olabilir. Hareket kabiliyetinin az olması olabilir, eklemlerde hareket kısıtlılığı olabilir, kolunda, bacağında
sayı anomalisi olabilir. Mesela parmaklarının fazlalığı, evet, azlığı olabilir. Şekil bozuklukları olabilir. Bütün bunlar için bizden hemen yardım isterler, konsültasyon isterler. Bebeklik çağında gördüğümüz en sık olaylar mesela çarpık ayak. Hemen tedavisi başlanması gereken programın adıyla da evet, uyumlu. Erken teşhis edilip erkenden tedavisine başlanması gereken olaylardan birisi. Çarpık ayaklarda hemen birinci haftada alçı düzeltme tedavisine başlıyoruz ve çok kısa sürede sonuçlar alıyoruz. Eğer bir parmak fazlalığı varsa durumuna göre ne zaman ameliyat edilmesi gerekiyor? Parmakların yapışıklıkları olabilir. Onları bir programa alıyoruz. Aileyi bilgilendiriyoruz. Böyle bir çocuğa sahip olan aile hemen telaşlanıyor. Genç insanlar, anne babalar da evet, genç tabii ki. Ne oldu, nasıl oldu, tedavi olur mu, sonu ne olur, engelli, özürlü bir çocuğumuz mu olacak? Bu telaşlarını gideriyoruz ilk başta. Verdiğimiz bilgilerle onları rahatlatıyoruz. Daha sonra çocukluk döneminde veya bebekliğin ilk aylarında yine gelişimsel kalça çıkığı dediğimiz bir hadise var. Çok şükür ki benim mesleğe başladığım zamanla, işte aşağı yukarı 30 yıl oldu, biraz geçti, şimdi arasında çok ciddi farklar var. Sokakta görebildiğimiz iki tarafa yalpalayarak yürüyen insanlar eskiden çok olurdu. Doğuştan kalça çıkığı olmuş ama maalesef tedavi edilememiş. Erişkin, yaşlı yaşlarına ulaşmışlar. Tedavi gerektiren bir hastalık yıllarca ertelenmiş oluyordu. Şimdi doğar doğmaz bunları teşhis ediyoruz. Çocuklarımızda, bebeklerimizde aşı gibi ultrasonografi yaptırıyoruz. Kalça ultrasonografisi. Erkenden teşhis ediyoruz ve tedavilerine başlıyoruz. Erken teşhis niye önemli? Bebekken doğar doğmaz ilk 3 ay içinde eğer doğuştan kalça çıkığını yakalarsak bandajla tedavi edebiliyoruz. Basit bir bandaj. Sadece bandajla. Evet. Birkaç ay bandajla bebeğin anne karnında durduğu pozisyonu bir müddet muhafaza ediyoruz. Bacakları açıyoruz, büküyoruz böyle. Bu pozisyonun adı İngilizce human pozisyonu, insan pozisyonu. Kurbağa gibi, yani sırt üstü yatan bir kurbağa gibi çocukların kalçalarını o pozisyonda tutuyoruz. Kalça bir yuva ve onun içine giren bir baştan ibarettir. Yuvayı o başın sürekli uyarması, böyle bir çömlek hamuru gibi uyarması ve kalça yuvasının derinleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çoğu hastamız ilk 3 ayda bununla tedavi oluyor. Bununla tedavi edemezsek alçı yapıyoruz. Daha bandaja göre biraz daha zor bir tedavi. Gövde alçısı yapıyoruz bebeklere. Göğüslerinden parmak uçlarına kadar. Bu da kısmen kolay çünkü ameliyat etmiyoruz. Neticede çocuğun bedenine dışarıdan bir müdahale değil, sadece şekil veriyoruz. Bununla tedavi ediyoruz. Bunlarla başarılı olunamazsa artık ameliyatlar başlıyor. Ama önce söylediğim gibi 20-30 yıl öncesine göre çok çok az ameliyat ediyoruz. Kesinlikle. Evet. Hocam şimdi az önce çok güzel konuştunuz, çok güzel söylediniz. Bir 30 yıl önceye dönüldüğünde hakikaten teknolojiyle beraber ilerleyen, bilinçle beraber ilerleyen bir sağlığın oluştuğunu görebilmek mümkün. Yeni doğanlarda ve bebeklerde de erken teşhisin çok önemli olduğunu varsayarsak, çünkü yeni bir hayat başlıyor. Bu hayatın başlangıcıyla beraber eksik gedik şeyler düzeltilmediğinde, özellikle çocuklarda, bunun üzerine, bu temelin üzerine kurulu bir hayat gerçekleştiğinden o hastalık ilerleyen zamanda başka hastalıklara da sebep olabiliyor. Tabii, kendisi tabii, büyük problemlere sebep, evet, olabiliyor. Evet. O yüzden bu devirde özellikle yeni doğan ve bebeklerde erken teşhis çok önemli. Çok çok önemli. Çok şükür ki Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda plan ve programı var. Tüm hastanelerimizde uygulanıyor. Yeni doğanlara ilk 40 gününde, 1 ayında, 2 ayında ultrasonografi yaptırıyoruz. Hem çocuk hekimleri bu konuda çok duyarlı, hem bizler ortopedi uzmanları çok duyarlıyız. Erken teşhis ediyoruz ve çözümü kolay oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi eğer bunlar ihmal edilirse ileride ciddi ameliyatlara ihtiyaç olacak. Kalçalar erkenden kireçleniyor ve protezlere ihtiyaç oluyor. Hiç istemediğimiz bir şey. Tabii ki yapıldığında güzel tedavi ama neden basitken halledebileceğimiz küçük bir şeyi halletmeyelim, değil mi? Kesinlikle. İşte biz de sırf bu yüzden hocam programımızın ismini erken teşhis koyduk. Özellikle geçmiştekiler hep şöyle derlerdi. Yani hastaneye gitmek bir masraftı, evet, evet. O yüzden bekletirler, ağrılarını söylemezler. Ver bir aspirin oradan derlerdi. Evet. Hep hastalıklarını geçiştirirlerdi. Evet. Biz de geçiştirmesinler.
aman dikkat etsinler diye programımızın ismini erken teşhis koyduk. Hocam benim merak ettiğim özellikle yeni doğan ve bebeklerde cerrahi kısmı nasıl şekilleniyor? Şimdi evet. Daha yeni bir hayat doğduk, küçücük ve bu iyileşi süresi nasıl oluyor? İşte cerrahiler nasıl gerçekleşiyor? Evet. Daha zor değil mi yeni doğanlarda cerrahi? Elbette zor. Tabii ki bebeğin anestezisi bir özellik arz ediyor. Yani işte erişkinlerde 1000 cc, 2000 cc serum yazılıyor evet. Mesela. İşte bir şişe serum, iki şişe serum kabaca söyleyeyim halk anlaşılsın. Ama bebeklerde kilograma göre sıvı ihtiyacı var. Kilograma göre ilaçlar ayarlanıyor. Yani çok zor bir iş tabii ki. Çok hassas olunması gereken bir şey. Konuşmayan birisine belki müdahale edeceksiniz. Acısını, ızdırabını söyleyemeyen tek belirtisi ağlamak olan bir canlıyla uğraşıyorsunuz. Elbette çok zor. İşimiz inşallah ameliyata kalmasın diye iyi çalışmak lazım. Erken teşhis gerçekten önemli. Hani klasik bir laf var. Erken teşhis hayat kurtarır. Gerçekten evet. Öyle ama erken teşhis işleri çok kolaylaştırıyor. Değil mi? Peki hocam şimdi cerrahi meselesinde açıklığa kavuşturduk. Bu çocuğumuz biraz büyüdü. Evet. Artık doğdu ve biraz büyüdü. Artık serpildi biraz daha. Evet. Genç diyebiliriz artık kendisini. Evet. Evet. Bu dönemde belirli bir takım vücudun gelişmesiyle birlikte o zamanlarda görülmeyen ya da daha sonradan ortaya çıkan belirli problemler oluyor. Doğru. Evet. Nedir bunlar? Büyüme çağında kol ve bacakların ve omurganın orantılı büyümesi ideal olanıdır. İşte kol bacak eşit büyüyecek, yeterince büyüyecek efendim, şekilleri düzgün olacak ama bundan sapmalar olabiliyor. Biz onlarla da uğraşıyoruz. Bunların kimi sebebi genetik olabiliyor, doğuştan getirdiği bazı özelliklerden olabiliyor, bacaklarda eğrilik. Onları düzeltiyoruz. Efendim kollarda kısalık, uzunluk olabilir, şekil anomalileri olabilir. Onlarla uğraşıyoruz. Bacakların O bacak, X bacak gibi beslenmeyle, vitamin ihtiyaçlarıyla da ilgili olabilen bazı metabolik hastalıklar dediğimiz problemler var. Bunların hepsinde ailenin bir sapma gördüğünde bebeğinde diğer çocuklarla karşılaştırarak veya kendi çocukluğu veyahut büyüttüğü diğer çocuklarla karşılaştırarak en ufak bir sapma görüyorsa hemen bir hekime koşmalı. Ve biz onları eğer erken teşhis edersek belki ameliyattan kurtarıp sadece vitamin vererek tedavi edebileceğiz. Kesinlikle. Hocam bu noktada benim travmatoloji ile alakalı bir sorum da var. Evet. Özellikle büyüme çağının içerisinde çocuklar birçok şeyi saklıyorlar ve o büyümenin verdiği şeylerle bir sorumluluk sahibi de hissediyorlar kendilerini. Evet. 14-18 yaş arasında özellikle trafiğin de yoğun olduğu bu çağda kendisine araba çarpan fakat işte hemen kalkıp ya aman şimdi anneme babama söylersem onlar da bana kızar diye düşünüp evet. Bunu söylemeyen çocuklar var. Hmm. İşte geçiştirilen travmalar belki o çocuk o an içeride belirli iç kanamalar yaşıyor fakat hissetmiyor evet. Bile kendisi. Evet. Bu nokta hiç karşılaşıyor musunuz bu tarz hastalıklarla? Tabii ki yani bir kaza olunca bir çarpma olunca aslında eğer bir çarpma düşme kendi başına olmadıysa birisi çarptıysa çarpanın bir sorumluluğu var. Evet. Yani kişiye bırakmadan çünkü o farklı şeyleri düşünebilir. Ailesinden, çevreden çekinebilir. Veyahut kendi acısını, ağrısını başına gelebilecekleri tahmin edemeyebilir, bilemeyebilir. Ama orada o işi yapan, karışan, karışmayan çevredeki insanların duyarlı olması lazım. Hemen çok ciddi bir sağlık sistemimiz var. Arandığında çok kısa sürede ulaşan bir ekibimiz var. Mutlaka 112'yi aramaları lazım. Sağlık sistemine o olayı dahil etmeleri lazım. Ama bunlar olmadı diyelim. Tabii ki yani eve gitmiş bir gün, iki gün sonra ciddi problemlerle karşılaşmış hastalarımız olabiliyor. Gerçekten bu önemli. Eğer bir kaza varsa mutlaka bu olayın hastaneye bir şekilde uğranılması lazım. Sakatlanan, etkilenen, kazadan etkilenen kişiyi mutlaka bir hastaneye götürmek lazım. Evet. Toplum olarak hastaneleri pek sevmiyoruz hocam. Çünkü, sevmiyor muyuz? Ya seviyoruz muhakkak ama hastanenin içerisinde bulunmak, evet. O hastalıklarla uğraşmak bizim için böyle kötü bir şeymiş gibi geliyor açıkçası. Hastalanmak, evet. Eksik kalmak, hasta ziyaretine gitmek. O yüzden genelde o hastane koridorlarının kokuları böyle daha tuhaf karşılanır toplumlar tarafından. Evet. Fakat
bizi iyileştiren, şifaya kavuşturan yer de yine o sevmediğimiz yerdir aslına bakıldığında. Peki şunu sormak istiyorum Cafer Hocam. Şimdi 14-18 yaş arası gençlerden bahsediyoruz. Büyüme çağında olan arkadaşlardan, hastalardan bahsediyoruz. Bunların özellikle cerrahileri 18 yaşa erteleniyor mu yoksa hemen başlanılıyor mu? Düzeltilmesi Tabii, gereken bir şey varsa. Hastalığa bağlı bu. Bazı sapmaları diyelim, hastalıkları görür görmez tedavi ediyoruz. Bazılarını kemik büyümesinin bitmesini bekliyoruz. Mesela bazı bacaklarda içe dönüklük veya dışa dönüklük anomalileri var. Bunlar için kemiğin son şeklini almasını bekleyebiliriz. İşte 13 yaş, 15 yaş, 16 yaşı bekleyip ondan sonra ameliyat edebiliriz. Bazılarını da görür görmez düzeltmemiz lazım. Tabii hastalığa göre değişiyor. Aslında bu dönem için kazalarda dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bu kırıkçı çıkıkçı meselesi. Evet. Yani bu yüzyıla gelmişiz. Şehrimizde en az 10-15 hastane gece gündüz hizmet veriyor. Ve hala ebeveynlerin, anne babaların çocuklarını işte kırıkçı çıkıkçıya götürdüğünü görüyoruz. Bize bir gün, iki gün geç gelebiliyor. Veyahut yapılan tedaviyi işte benimsemeyip işte alçı yaptı, ben de alçıyı istemedim, söktüm de kırıkçıya gittim gibi şeyler. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Bu tamamen yanlış. Hafif hadiselerde bir şey olmayabilir. Ama bazen sonucu çok ağır olabilir. Yapılan tedavinin değiştirilmesi, müdahale edilmesi, mesela bir alçının çıkarılması yahut alçı ya da ameliyatla tedavi olabilecek bir olması gereken bir hastalığın ertelenmesi, zaman kaybedilmesi ciddi sorunlara yol açabilir. Bunu da buradan bir daha dinleyenlerimize, izleyenlerimize hatırlatmış olalım. Evet, bu noktada internet komşu Ayşe Fatma teyzeye bir kez daha seslenmiş olalım. Çünkü işte çocuk parkta düşüyor. Evet. Omzunu çıkartıyor, kolunu çıkartıyor. Evet. Ya bizim falanca işte şöyle şöyle yapıyormuş, hadi ona götürelimden ziyade bir koşu hemen Cafer Hocamızın yanına gidelim, kolumuzu o taksın. Yerine daha sağlıklı olacaktır. Aslında demin bir şey söylediniz siz. Hastane kalabalık, ürkütücü diye. Evet. Aslında onu da bir şey yapmak lazım. Maalesef ülkemizde acilin kullanımı, gereksiz kullanımı çok fazla. Yani ihtiyacı olan kişiler çeşitli sebeplerle hastaneye gitmiyor. Ama gündüz polikliniklerde halledilebilecek bir sürü işi akşam acile bırakıyor insanlar. Mesela bir hastanenin aciline bir gecede 1000 kişi, 1500 kişi gelirse sağlık sistemi bundan zarar görür. Önemli hastalıkların yeterince, önemli hastalara yeterince eğilinemeyebilir. Mesela kalp krizi geçiren bir hasta veya beyin felci geçiren bir hastayla acilde ilgilenmek lazım. Trafik kazası geçirmiş, vücudunda çeşitli yerlerde kırıklar, iç kanama, beyin kanaması olan hastalarla ilgilenmek gerekirken böyle basit şeyler ekibi meşgul eder. Doktoru, oradaki görevlileri, hemşiresini, yazanı, çizeni, her şeyi meşgul edebilirler. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Toplum olarak acili gereksiz kullanmamamız lazım. Evet. Ve bu noktada aslında biz yine toplum olarak hakka, hukuka önem veriyoruz. Sözde, verdiğimizi de söylüyoruz. Evet. Ve bu noktalarda aslında dikkat etmemiz lazım. Ya çoğu zaman işte işten izin almak ya da üşengeçlik sebebiyle gidilmeyen noktalarda siz o gün acile gittiğinizde sizden sonra gelen bir hastayı belki de hastalığa böyle itmiş oluyorsunuz. Tabii. Daha kötü bir duruma itmiş oluyorsunuz. Evet, evet. Tabii acilin de sıramaları var, işte kırmızı alanları, sarı alanları, yeşil alanları var ama yine de onları yeterince meşgul etmemek diğer hastalar için daha iyi kesinlikle, olacaktır. Kesinlikle. Bu konu çok önemli. Evet. Evet. Peki Cafer Hocam, şimdi bu gencimiz büyüyor, büyümeye de devam ediyor. Evet. Ve böylece artık yavaş yavaş kemikleri oturdu. Evet. Kemikleri oturduktan sonra özellikle ortaya çıkabilen, yani daha işte genç erişkin dönemlerinde ortaya çıkabilen hastalıklar, ortopedik hastalıklar nelerdir? Omurga eğriliklerine burada değinmemiz lazım. Genç erişkin döneminde ergenlikten erişkinliğe doğru geçerken omurga eğrilikleri sık karşılaştığımız hadiseler. Maalesef hepsini tedavi etmiyoruz aslında. Yani küçük eğrilikleri tedavi etmiyoruz. Bir takım tavsiyelerimiz oluyor onlara.
omurgayı düzleştirebilecek veyahut kaslarını dengeli büyütebilecek tavsiyelerimiz oluyor. Bazılarına korse, bazılarına da mecburen ameliyat yapıyoruz. Onlara da dikkat etmemiz lazım. O dönemi kaçırmamamız lazım. Genellikle ergenlik döneminde çocuklar kendi başına banyo yapmaya başlarlar. Ailesinden ayrı. O arada vücutlarındaki değişikliği fark etmeyebilirler. Annelerin bir bakması lazım. Çocuğumun sırtı nasıldır? Öne eğilerek bir bakmaları lazım. Sırtta bir dengesizlik var mı? Kaburgalardan veya kürek kemiğinden bir taraf yüksek mi, alçak mı? Ona bakmak lazım. Bir de karşıda omuz seviyesine, bir tarafa omuz düşük mü? Ona bakmak lazım. Bunu erken teşhis edersek belki sporla, egzersizle, korseyle sonuçlandırabiliriz. Omurga eğrilikleri de önemli. Aslında hastalıkların birçoğunda hiç iş cerrahiye kalmadan, ameliyata evet. kalmadan, ilerlemeden çözebilmek mümkün. Ama ya biz fark edemiyoruz ki çoğu evet. zaman fark edemiyoruz ama çoğu zaman da fark ettiğimiz halde geçiştirdiğimizden işte mesela hep duyarız. Esnafların arasında otururlar ya benim de bacaklarım ağrır ama git hastaneye o zaman. Hastaneye evet. gitmen gerekir. Evet. Bu noktalarda dediğiniz gibi hep annelerimiz de söylerdi. Yavrum dik otur, kambur olacaksın. Evet. Ama bu dönemde bir de hocam artık bilgisayarlar, telefonlar da hayatımıza girdi. Tabii. Herkes böyle değil mi? Evet, herkes kambur bir evet. şekilde evet. size daha çok hasta geliyordur. Doğru. Sırf bu Doğru. sebepten kaynaklı. Doğru. Tabii bilinçli aileler bu işi erkenden fark ediyorlar. Zaten çocuğunu izliyor anne der. Hemen uyarıyorlar veya bize getiriyorlar. Biz de o uyarıya bir katkı destek veriyoruz. Çocuklar bilinçleniyor ama gelmeyen fark etmeyen de çok maalesef. Evet ve bu fark edişler için biz de sağlığımız sizler gibi hocalarımızla buradan bizi izleyenlere seslenmiş oluyoruz. Peki hocam özellikle ben bu yeni telefonlardan bahsetmişken biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle şimdiki zamanda çocuklar susturulsun diye onların eline telefonlar, tabletler de veriliyor. Evet, evet. Fakat daha küçücük elleri yavaş yavaş büyümeye başladığından kocaman kocaman tabletleri tutmaya çalışmakta zorlanıyorlar. Evet. Bununla alakalı bir çalışma da başlatılmış. Evet. 100 çocuktan en azından 4 tanesinin parmak eğriliği yaşadığının, kemiklerinde bozulma olduğunun evet. çalışması yapılmış. Evet. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani aslında parmak eğriliği hiç düşünmemiştim ama zaman kaybı veya çocuğun içine kapanık bir vaziyette elektronik bir şeyle oynaması gelişim açısından çok sakıncalı. Halbuki o yaşta çocuğun konuşması lazım. Ebeveynlerle konuşması lazım. Soru sorması lazım. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Bunun içinde ne var? Merak etmesi lazım. Eşyaları tanıması lazım. Ama o sussun, kenara çekilsin, ben de işime bakayım diye evet. böyle bir oyalama tamamen gelişim açısından yanlış bir şey. Kesinlikle. Peki Cafer Hocam, şimdi ilerleyen bu hikayeyi devam ettireceğiz. Ama evet. onun öncesinde şöyle kısa bir reklam arasına gidelim. Döndükten sonra ortopedide erken teşhiste neler var, neler yok anlatmaya devam edelim. Erken teşhis programında operatör doktor Cafer Ayato hocamızla beraber ortopedide, travmatolojide erken teşhisin önemini konuşuyoruz değerli izleyenler. Hocam en son böyle gençlere kadar büyütmüştük çocuğumuzu. Evet, evet. Şimdi artık genç, erişkin ve orta yaşlarda başımıza gelen travmatolojik, ortopedik problemler neler? Onları merak ediyoruz. Tabii çocuklar doğdu, büyüdü. Efendim evet. tahsillerini bitirdiler, iş hayatına atıldılar. Evet. Bu dönemde en çok gördüğümüz problemler iş kazaları. İş kazaları maalesef. Yaralanmalar, kırıklar, çıkıklar, işte sebep yüksekten düşme, efendim çalışılan malzemenin, makinanın kırılması, patlaması, bir yerden düşmesi vesaire en çok yaralanmaları görüyoruz bu dönemde. Acillere daha çok bunlar başvuruyorlar. Ve yaralarla uğraşıyoruz. Yani işin belki sevimsiz kısmı bu. Evet. Gerçi hastalıkla uğraşmak bir bakıma sevimsizdir. Hastalanan bakımdan sevimsizdir. Ama sonuç iyileştirme amaçlı olduğu için de yapan için keyiflidir. Yani size acıyla, ızdırapla gelen bir insanın o ızdırabını dinlendirmek, kayıplarını aza indirmek veya
kayıpsız bu badireyi atlatabilmesini sağlamak önemli ve keyifli bir iştir. Yani mesleğimizin tatmin kısmı da budur zaten. Kanlar içinde, yaralar içinde, kırıklar içinde gelen bir insanı bir saatlik, iki saatlik bir uğraşıyla gerek ameliyat, gerek işte pansuman, dikiş, sargı vesaireyle daha kabullenilir bir hale getirmek mutluluk verici bir şey. Gecenin belki 12'sinde birinde gelir bir hasta, yaralıdır, kalkarsınız, o olaya bir dalarsınız, geceyi, uykuyu, dinlenmeyi, istirahati unutursunuz. Tek derdiniz onu sağlığına kavuşturmak, kayıplarını azaltmak, tekrar işine gücüne döndürebilmek, ailesine verebilmektir ve hiçbir yorgunluk hissetmeden bu işler yapılır. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey, zaten acillere hemen hastalarımız koşturuyorlar. Burada erken teşhis, işte gecikme diye bir şey çoğu zaman yaşamıyoruz. Ciddi yaralanmalar hemen kendini hastaneye ulaştırıyor. Bu güzel bir şey. Biz de doğru tedavileri yaparak iyi sonuçlar almaya çalışıyoruz. Diğer hastalıklar orta yaşta tümörler, kemik tümörleri, yumuşak doku tümörleri. Aslında çocukluk çağında görülen küçük problemler de var. Onları belki o dönemde konuşmayı atladık. Oralarda da eğer çocuk ağrıyor, bir yerim ağrıyor diyorsa bunu geçiştirmemek lazım. Aileler onu ciddiye almalılar. Çocuğun o sesini dinleyip bir hekime başvurmalılar. Yani işte anlamsız bir ağrı, işte gece ağrıyor diyor, uyanıyor, ağlıyor. Bunlar çoğu zaman geçiştirilir. İşte büyüme ağrısıdır, ilgi azlığındandır denilir. Evet. Geçiştirilir. Halbuki bunların altında yatan nadir de olsa kemik tümörleri olabilir. Erken teşhiste küçük bir müdahaleyle geçiştireceğimiz, geçirebileceğimiz, tedavi edebileceğimiz bir sorun büyüyüp Allah korusun o uzvun, kolun, bacağın kaybına sebep olabilir. Bunu tekrar bir gözden geçirmiş olalım. Kemik tümörleri de çocukluk çağında ve orta yaşta görülebilen problemlerdir. Bunlarla da uğraşıyoruz. Daha sonra ufak tefek eklem rahatsızlıkları başlıyor. Evet. Dizde, kalçada, omuzda eklem rahatsızlıkları başlıyor. Bunlar da önemli konular. Aslında ya işte bir ver bir ağrı kesici, ben bunu bir alayım, bunu geçiştireyim dememek lazım. Onlar birikip belki 5 yıl sonra ciddi sorunlara yol açabiliyor. Başlangıçta her zaman sizin programınız çok isabetli, ismini evet. ben çok beğendim. Erken teşhis, kesinlikle erken teşhis. Belki basit tedbirlerle 10 yıl sonraki, 20 yıl sonraki hayatını güzelleştirebiliriz insanların. Değil mi? Basit, işte ben bir burkuldu, geçer canım bir haftada. Ya biraz geçer gibi oldu ama hastaların ifadesinden anlıyoruz ki bazı olaylar 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık hadiseler gelmeyebiliyorlar. Erken gelmeleri her zaman hasta için kazanç. Bunu hep vurgulamakta fayda var. Kesinlikle. Biz de her programda defalarca söylemekten kendimizi alıkoymuyoruz evet. Cafer Hocam. Evet. Peki hocam, şimdi geçtiğimiz çağın içerisinde sedenter bir yaşam var. Evet, iş kazalarıyla başladık belki ama özellikle toplumun %50'sinden fazlası masa başı, oturduğu yerden fazla hareket etmeden evet. çalışıyor ve hayatının geri kalanını da bu şekilde idame ettiriyor. Evet. Hal böyle olunca o zamana kadar hareket etmek için gelişmiş olan kemikler evet. görevini yerine getirmediğinden kaynaklı ağrı, sızı ve problemlerle dolu bir hayata doğru çeviriyor kendisini. Evet. Evet. Bu noktalarda ne yapılmalı? Özellikle orta yaşlarda yavaş yavaş böyle artık tamam işte olduk dediğimiz yaşlarda bu tarz ağrıların başlaması da insanı hakikaten çok rahatsız ediyor. Hayatının standardını düşürüyor. Niye başlar böyle ağrılar, sızılar? Hareketsizlikten çok midir? Çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Sizi tebrik ederim. İyi çalışmışsınız anlaşılan. Estağfurullah. Evet, tabii ki. Yani şimdi maalesef zaman problemi hepimizin problemi. İşte mesaiye arabayla gidiyoruz. Arabadan iniyoruz, işte 3 adım atıyoruz, iş evet. yerimize geliyoruz, oturuyoruz, işimizi yapıyoruz. Aslında bu biraz da bizim tembelliğimizden diyebiliriz. Yani evet, işe gitmek dar zaman içinde olabilir. Gidip döndükten sonra geri kalan ortalama 8 saat, 10 saat çalışıyoruz diyelim. Gün 24 saat ve bunun hepsini uyuyarak geçirmiyoruz. Evde televizyon karşısında oturup uzanıp geçirdiğimiz zamanın bir kısmını mutlaka spora ayırmamız lazım. Kesinlikle. Spor işi sanki böyle kalp hastalığı olunca yapılmaya başlanan ağır ağır yürüyerek işte ya şu kalp damarlarımı bir daha bir açayım şeklinde bir şey değil.
Spor her çağda, her yaşta yapılması gereken bir aktivite. Bir de çok tüketiyoruz, çok yiyoruz. Yani çok şükür refah seviyesi yükseldi. Evet. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Birçok insan için böyle ülkemizde. Çok şükür buna şükrediyoruz, yokluk çekmiyoruz. Ama yediklerimizi de eritmemiz, yakmamız lazım. Mutlaka günün bir kısmını sporla geçirmemiz lazım. Ya da en azından haftada 3-4 defa 40-50 dakikanın üzerinde yaşa göre. Mesela 20 yaşında bir insanın, 30 yaşında bir insanın yürümesi değil spor yapmak. Onun kendi bedenine göre koşması lazım. O koşacak efendim işte 40'lı 50'li yaşlarda belki yürüyüş, eforlu yürüyüş. Ama daha ileri yaşlarda sadece yürüyüş. Ne olursa olsun mutlaka bir spor yapmak lazım. Yoksa kaslar zayıflıyor, kemikler zayıflıyor. Şimdi birazdan yaşlıların, orta yaşlıların hastalıklarını konuşurken kemik erimesinden bahsedeceğiz mesela. Evet. Kemik erimesi, kemik kullandıkça güçlenen bir doku. Yani eğer üzerine yük verirseniz hem kendini sağlam tutuyor, hem sert mineralleri iyi depoluyor, hem de uzuyor. Çocukluk çağında belki bunu da bir söylemek evet. lazımdı. İşte ben çocuğumu basketbola gönderdim, boyu da uzadı. Evet, var ya, evet. aslında bunun bir miktar doğruluk payı var. Yani ne kadar spor yaptırırsak yaptıralım, genetik kodlarına yazılmadıysa boy uzamayabilir ama bir miktar etkisi var. Onu da kullanmak lazım. Yürüyüş, spor, efor kemiklerimiz için de, kaslarımız için de, eklemlerimiz için de lazım olan bir aktivite. İşleyen demir pas tutmaz diyoruz kesinlikle, yani. Değil mi hocam? Kesinlikle. Ne güzel söylemiş evet, kesinlikle öyle. Peki Cafer hocam, bu sedanter yaşam şimdi kısır bir döngüye girdi. Az önce söylediğiniz gibi ilk önce yatağımızdan kalkıyoruz. Fazla hareket etmeden arabamıza binip işimize gidiyoruz. Evet. Orada bir 8 saat boyunca oturuyoruz. Evet. Sonra kalkıyoruz yine arabayla evimize geliyoruz ve kanepemizi kuruluyoruz. Evet maalesef. Bunların dışında ekstrem olaylar çıkınca ya hadi bir markete gidiversene evet. gibi denilen durumlarda da muazzam bir üşengeçlik hali evet. hepimizi buluyor. Evet. Ve bu üşengeçlik hali de aslında o alışkanlıktan kaynaklı sanırsak. Çünkü o kadar oturmaya alışmışız, o kadar hareket etmeye evet. alışmışız ki bir dahaki şeylerde spor yapmakta, markete gitmekte üşeniyoruz açıkçası. Evet. Özellikle ortopedik olarak, ortopedi ve travmatoloji bölümü olarak bu duruma bakıldığında bunlarla alakalı geçişen orta yaşlılarda ve genç erişkinlerde çıkan problemler, hastalık problemleri nelerdir? En çok karşılaştığımız eklem problemleri. Evet. Eklemlerin bir darbeler, kazalar sonrası olan işte menisküs yırtığı, kıkırdak zararlanmaları vesaire bağ yırtıkları var. Bunlar çoğu zaman hemen oluyor, fark ediliyor ve tedavisi yapılıyor. Ama hareketsizliğe bağlı yahut da yaşın getirdiği eklem bozulmaları yavaş yavaş birike öyle bir hal alıyor ki ameliyat gerekiyor. Yani Allah'ın yarattığı, bize verdiği o güzelim eklemi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Suni protezlerle, metal protezlerle değiştirmek zorunda kalıyoruz. İş o zamana gelmeden tedbir almamız lazım. Nedir bu tedbirler? Sizin de söylediğiniz gibi bir kere yürüyüş, spor, hareket. O hareketin bir faydası da kilo almamak. Eklemleri en çok bozan şey yük. Yük fazlalığı. Maalesef gelişen toplumlarda refah seviyesi yükseldikçe obezite artıyor. Obezite evet. artıyor. En çok gördüğümüz hadiseler diz eklem bozulmaları, kalça ve bel bozulmaları. Bunları nasıl çözüyoruz? Ciddi ameliyatlarla. Gelin o hale gelmeden bir tedbirimizi alalım. Nedir? Bir, beslenmemizi ayarlayalım. İki, evet. spor yapalım. Madem ki yemekten vazgeçemiyoruz, damak zevkimiz var, yiyoruz. Onları en azından eritelim. Markete arabayla değil, mutlaka yürüyerek gidelim. Veya gün içinde evde de spor olabilir. Evde mesela küçük aletlerle, gürültü yapmayan, sarsıntı yapmayan küçük aletlerle sporlar yapılabilir. İşte akşam televizyon seyrederken bir açık oturum, bir haber izlerken de bir şeyler yapılabilir. Mutlaka spor yapılmalı. Kilo kontrolü şart. Ama eklemlerde ağrı olunca hekime gitmek de şart. Evet. Yani ben bunu erteleyeyim olmuyor. Erken dönemde eklemleri, kıkırdakları korumak için bir takım tedaviler var. Ağızdan alınan gıda takviyesi dediğimiz halk arasında bitkisel ilaç denilen şeyler var. Bunlar tabii o kadar çok üretilmiş ki ne olduğunu bilmediğimiz bir sürü madde evet. var. Halk arasında şimdi burada söylemeyeyim şey olur birisi onu almaya kalkar. evet, i̇şte evet. şunun tohumu, bunun yaprağı, bunun bilmem suyu
Onları aslında hiç uygulamamak lazım. Çünkü hastalarımızdan biliyoruz, karaciğerleri bozuyor, böbrekleri bozuyor. Kaybedilen hastalarımız oluyor. İşte burada isim söyleyeceğim. Karanfil kaynatıp içip ölmüş hastam var benim. Gerçekten mi hocam? Evet. Karanfili kaynatıyor, içiyor ve vefat ediyor. Takip ettiğim bir hasta vardı. Bana defalarca geldi dizleri için. Bir gün kızı geldi, aileyi tanıyorum. Annen nasıl? Annemi kaybettik dedi. Aylin, geçmiş olsun, ne oldu, başınız sağ olsun. Annem birinden duymuş, işte karanfili kaynatmış, içmiş şekerimi düşürecek diye. Efendim işte 4 gün kullandı, hastaneye kaldırdık. Sonra yoğun bakım, karaciğer yetmezliğinden gitti. Yani böyle çok acı sonlar olabilir. Hiç kimseyi de sorumlu tutamayız. Yani burada kim sorumlu? İşte karanfili söyleyen sorumlu deseniz değil, satan sorumlu deseniz değil. Kendimiz sorumluyuz. Evet. Yani bu konularda bilinçlenmek lazım. Hekime başvurmak lazım. Biz eklemler için neler yapıyoruz? Modern tedaviler var. Eklem içine işte 25 yıldır falan uygulanan, ilki horoz ibiğinden elde edilen hyaluronik asit dediğimiz bir madde var. Kıkırdağı güçlendiren, beslenmesini artıran, canlılığını koruyan, ömrünü uzatan bir madde. Eklem içine veriyoruz. Bir yıl bir rahatlık sağlıyor. Eklemi koruyor. Senelerce bunu yaptığım ve ameliyattan kurtardığım hastalar var. Yıllarca bana gelip sadece, hatta şehir dışından çok uzak illerden bile gelip işte ben geldim, iğnemi yapın gideyim diyen hastalarım oldu. Ne kadar güzel. Tabii ya, yani yıllarca öyle takip ettik. Şimdi PRP dediğimiz başka bir tedavi çıktı. Evet. Hastanın kendi kanını alıyoruz. Bir takım işlemlerden geçirdikten sonra eklem içine veriyoruz. Oradaki kıkırdağı güçlendiriyoruz. Bu da 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl gidebiliyor. Biz yılda bir gelin bunu yapalım diyoruz. Bazen hastalar geliyor. 3 yıl önce siz bana PRP yapmıştınız. İşte çok iyi olmuştu. Şimdiye kadar beni idare etti. Tekrar yaptırmaya geldim diyor. Hem bizim için mutluluk verici, hem hasta için büyük kazanç. Ameliyat olmasın kimse keşke. Değil mi? Başka bir tedavimiz daha var. Kök hücre tedavisi. Aslında vücutta kök hücre dediğimiz hücreler var. Bunlar kemik iliğinde ve yağ dokuda yer alırlar. Verildikleri yerin şeklini alabilen, hücrelerini alabilen, mesela saçlı deriye yapıldığı zaman işte saç üretebilen, efendim karaciğer dokusuna verildiğinde karaciğer, buna benzer kök hücreler kemik iliğinde yer alır. Joker elemanlar yani. Joker eleman, süper. Evet. Bunları uyguluyoruz diz eklemine mesela, eklemlere. Kaybedilen şeyleri, mesela 2 yıl önceki bir kongrede bu konuşuldu. Başarı oranı %76 denildi. %76 çok yüksek rakamlar hocam. Müthiş bir rakam. Müthiş evet. bir rakam. Yani %50 olsa bile çok iyi. %76. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu geçtiğimiz yılda 2020 yılında biz uluslararası yıllık kongremizi yapamadık ortopedi travmatoloji olarak. Birçok bölüm evet. yapamadı. İşte online toplantılar yaptık. Eğitim toplantıları takip ediyoruz ama inşallah Covid geçer. Bu yıl işte sonbaharda kongremizi yaparız. O kongrede ben tahmin ediyorum %80-85 başarılardan bahsedilecek kök hücrede. Yani araştırmalar ilerliyor, kitler gelişiyor, teknikler gelişiyor, uygulamalar daha güzel hale geliyor. Hekimlerin de bir hem tıbbın gelişmesi var, hem hekimlerin de bir öğrenme eğrisi var. Yani bir işi bir defa, iki defa, üç defa yaptığınız zaman her seferinde biraz daha iyi yapmaya başlarsınız. O yüzden cerrahide de çok yapan hekimler daha başarılıdır. Evet. Yani çok yaparsa bir işi, mesela bizim bir hocamız vardı, kulakları çınlasın, yaşlı bir hoca, demişti ki bize, eğer bir ameliyatı yılda 30'dan az yapıyorsanız, 30 deyince 10 güne bir falan denk geliyor. Eğer evet. 10 günden daha seyrek o ameliyatı yapıyorsanız, ameliyat öncesi kitaptan bakın demişti. Yani unutulabiliyor demek ki, bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Ameliyat tekniğini bir gözden geçirin. Ameliyatla ilgili nirengi noktalarını görün diye tavsiye etmişti. Ben de bunu uygularım. Eğer bir ameliyatı 10 günden uzun süredir yapmıyorsam onu mutlaka okurum. Onun dışında daha seyrek yapılan, daha sık şeyler yapılan ameliyatlar da vardır. Bakılır ama o benim kulağıma küpe oldu o söz. Hep bunu uyguluyorum. Biz de öğreniyoruz. Biz de kendimizi geliştiriyoruz. Hem yenilikleri takip ediyoruz, hem yaptığımız işleri daha güzel yapmaya başlıyoruz. Yani cerrahide ustalık vardır. Evet. Hekimlikte ustalık vardır. Hekimlik bir
sadece bilim değil sanattır aynı zamanda. Herkes bunu farklı uygular. Yani birisi alır kitaptan, hepimiz aynı eğitimi görüyoruz. İşte evet, kimimiz 60, kimimiz 80 alabiliyoruz sınavlarda. Kimimiz tam not alabiliyoruz. Ama bazıları bunu çok iyi uygularlar. Yani onu görürsünüz. Hastalar da bunu fark ederler. Ben işte şu doktora gittim. Ya Allah razı olsun. Değil mi? Beni öyle tatmin evet etti ki der. Yani ameliyat. İşte siz beni ameliyat etmiştiniz veya annemi ameliyat etmiştiniz yıllar önce. Çok şükür, çok dua aldınız. Şimdi de ben geldim falan. Bunlar bizim için mesleğin artık yani maddi kazançtan öte mutluluk kaynağı. Böyle şeyler vardır. O yüzden tıp gelişiyor. Hastalarımız bize gelsinler. Ya ben gidiyorum işte bir ilaç veriyorlar, döndürüyorlar değil. Farklı tedaviler yapabileceğiz belki. En son geleceğim şeyde bunlar da ameliyatlar. Evet. Son aşama belki ama evet, bir de bu işin ameliyat kısmı, kısmı var. Kısmı var tabii ki. Yani aslında ameliyatta da bazen şimdi normal hayatını devam ettiren bir insana ameliyat dediğiniz zaman bir duraklıyor, bir ürküyor. 60 yaşına, 70 yaşına gelmiş bir insan, ben size bir ameliyat yapacağım, dizlerinizi değiştireceğim, öyle gerekiyor dendiği zaman aile bir ürküyor. Evet. Diyor ki 70 yaşında annemin bir ayağı çukurda, nasıl ameliyat olacak zaten, kalbi ne der bu işe, böbreği ne der? Evet. Biz onları yavaş yavaş öğretiyoruz, anlatıyoruz, diyoruz ki bizim yapacağımız ameliyat kolaydır. Kalbi, böbreği sizi bir check-up'tan geçireceğiz. Önce bir inceleyeceğiz. Eğer vücudunuz bunu kaldırabilecekse, hatta ilgili branşlardan konsültasyon isteyeceğiz. Kalp doktoruna göstereceğiz sizi. Anestezi doktoru görecek, dahiliyeci görecek, belki yerine göre kadın doğum doktoru görecek. Eğer sizin bünyeniz bunu kaldırırsa sizi ameliyat edeceğiz diyoruz. Bu konuda da hastalarımızın gecikmemesi gerekiyor. Evet. Söylüyorum ben, 5 yıl önce siz bana ameliyat demiştiniz ama ben korktum, gelemedim. Şimdi tekerlekli sandalyeyle geldim. Ya buyurun. Değil mi? Evet. Şimdi biz ameliyat yapınca kemikler üzerine protezler yapıştırıyoruz. Eğer kemik sağlam olursa protezler uzun ömürlü olur. Çok gider. Yaşam boyu gidebilir. Ama yürümemiş, oturmuş, kemikler kalmamış. Biraz önce söylemiştik ya, kemik güçlenir. Nasıl güçlenir? Kullandıkça güçlenir. Evet. Kullanmayan kemikte kalsiyumu, minerallerini kaybeder. İnce, peynir gibi bir hal alır. Onun üzerine protez konulduğu zaman başarı şansı düşer. Orada da erken tedavi önemli. Erken gelecekler. Hekimleri uygun gördüğü zaman, ameliyata uygun gördüğünde ameliyata teslim olacaklar ve sonuçlar iyi olacak. Evet. Evet. Şimdi çocuğumuz büyüdü, serpildi, genç oldu, erişkin oldu, orta yaşlı oldu. Artık yavaş yavaş yaşlılığa doğru yelkenini açtı hocam ama özellikle pandemi döneminde 60-65 yaş üstü büyüklerin bizim hiçbirisi dışarıya çıkamadı. Evet. Ve hep böyle dışarıya çıkanları da pencereden seyrettiler. Biz de sosyal medyadan keza çevremizden görüp hakikaten durumlarına çok üzüldük. Evet. Zaten kemikleri yavaş yavaş artık senelerdir o vücudu taşımanın verdiği bir yorgunluğu yaşıyorlar. Evet, evet. Ve bununla beraber kendine ait problemleri de var. Evet. Bu pandemide hem uzunca bir hareketsizlik döneminin ardından siz şunu bekliyorsunuzdur değil mi hocam? Hatta şimdiden bile meyvelerini vermeye başlamıştır, bilanço çıkmıştır. Problemler artmaya arttı, başladı değil mi? Arttı, evet maalesef. Ne yapacağız hocam? Ne yapılır? Tabii ne yapılması içinde gerekir? Şimdi yani artık yapacak başka bir şey yok. Evet. Daha büyük bir tehlike var, ölüm riski var. O büyüklerimiz çıkmayacaklar, çıkamayacaklar. Evet. Söylenilenlere uyacaklar mecburen ama en azından evde yürüsünler. Evet. Evde. Koridoru bir o tarafa bir bu tarafa hareket etsinler. Yere bir minder serip üzerinde, battaniye serip üzerinde tüm eklemlerini çalıştırsınlar. Kollarından, omuzlarından, boyunlarından, bellerinden, bacaklarından her türlü eklemi çalıştırsınlar. Kendilerine bir spor programı uygulasınlar. Mutlaka hareket etsinler. Ev içinde de bu iş olur. Benim annem de hep öyle der. Telefonla ararım hocam. Ne yapayım oğlum? Mutfaktan salona, salondan işte oturma odasına öyle dolaşıyorum evin içerisinde. İsabetli. Ne iyi yapıyorsun değil mi? Tabii. En azından evin içinde bile olsak hareket harekettir. Kesinlikle aslında. Doğru. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Şimdi yaşlıların hastalıklarından biri de kemik erimeleri. Evet hocam. Osteoporoz. Ya yani çok ciddi bir problem ve gençlikte temeli atılıyor. Hastalığın temeli de gençlikte atılıyor. Sağlığın temeli de. Ne olmalı? Günlük yaşantımız içerisinde kalsiyumdan zengin gıdaları seçmemiz lazım. Nedir bunlar? Süt ve süt ürünleri ve sebzeler.
kalsiyumdan zengin. İkincisi D vitaminine çok ihtiyaç var. D vitamini hem aldığımız gıdalarda var, özellikle yağlı balıklarda var, süt ürünlerinde var. Hem de D vitamininin aktive olması için güneş görmek lazım. Değil mi? Evet, güneş kesinlikle. Çok önemli. Ben akşama kadar zaten inşaatta çalışıyorum diyenlerde bile evet. Çıkıyor. Nasıl? İşte el ve yüz sürekli güneş gördüğü için D vitaminini dönüştürme işlemini yapamıyor. Vücudumuzun diğer kısımlarını günde 20-25 dakika açıp bunu herkes kendine göre yapabilir. Mesela evinin kapısını, balkon kapısını açar, önüne oturur, kolunu bacağını uygun şekilde açar ve 25 dakika öğlen saatinde güneş görmekte fayda var. Arada bir de kan tahlili yapıldığında kan seviyelerine, kalsiyum, D vitamini seviyelerine bakıp eğer eksikse tedavi verilmesi icap eder. D vitamini sadece kemik sağlığı için değil, vücudun diğer hormon dengeleri için de önemli. Bağışıklık sistemi için de çok çok önemli bir vitamin. Bunu da mutlaka vurgulamamızda fayda var. Biz hekimler olarak hastalarımıza hatırlatıyoruz. Hastaların da hekimlere hatırlatması lazım. Evet. Yani benim ne olur D vitaminine de bir baktırın. Eksikse onu da alayım demeleri lazım. Kemik erimesi nasıl oluyor? Kemiğin mineral kısmı kayboluyor. Sert kısmı, dayanıklı kısmı kayboluyor. İnceliyor ve kolay kırılır hale geliyor. Ortopediyi ilgilendiren bir sorun daha ortaya çıkıyor. Ev içinde basit işte yürürken, dönerken ayağım halıya takıldı, düştüm. Eyvah, kalçam kırıldı. Yaşlı bir hasta. Zaten ameliyatın zorlukları var. Kalbi, akciğeri, böbreği, her yeri yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybetmiş, azalmış. Bir de kırık çıkmış, ciddi bir ameliyat. Bu durumlara düşmemek için osteoporozu unutmamak lazım. Osteoporozu. Ve erken teşhise muhakkak dikkat etmek erken lazım. Erken teşhis. Yine geldi. Erken teşhis, erken evet. Teşhis. Evet. Yaşlılarda bir de kemik tümörleri tekrar. Çocukluk çağında evet, bir görüyorduk. Kemik tümörlerini de yine çok görmeye başlıyoruz. Onların da belirtileri var. Şimdi burada belirtileri uzun uzun saymak da şey değil. Bazılarını biz tesadüfen yakalıyoruz. Evet, yavaş yavaş da sona da doğru geliyoruz. Ama şöyle evet. Bir toparlarsak kemik tümörlerinde de yine yaşlılarda da çıktığını söyleyebiliriz. Değil evet, mi? Dikkat evet. Etmemiz de gerekir. Kesinlikle, evet. Tabii teşhisi kolay aslında. Sadece hekime gelmeleri ve hekimin onu incelemesi yeterli olacak. Tedavisine de inşallah hastanelerde zaten bakıyoruz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Erken teşhisi vurguladığımız Cafer Hayat hocamızla beraber ortopediyi anlattığımız çok güzel bir program oldu. Sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Lütfen bizi takip etmeyi bırakmayın. Bir dahaki programlarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.